Efendim iyi akşamlar. Devre arasında Erman Toroğlu ile birlikte hem Altay Trabzon spor maçını hem de Adana Demirspor Galatasaray maçını konuşacağız. İzmir'de Altay'ın 1-0'lık üstünlüğü var. Adana'da 0-0'lık beraberlik devam ediyor. E, ağlara giden bir top vardı Adana Demirspor adına ama e, var kontrolünün ardından. O gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. E, bugünün iki maçı 18. hafta. Antalya Spor Kasımpaşa maçı 1-1 sonuçlandı Medipol Başakşehir çıkışını sürdürüyor Giresun Spor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı Şimdi hocam gözler bizim ferfecir okuyor Bir oraya bir oraya bakmaktan evet, evet. E, Pek Kolay değil işimiz açıkçası e, İzmir'de Bir ilk 15-20 Dakika e, Trabzonspor baskılı oynadı Altay kendi yarı sahasında Hatta ceza sahası çevresinde Kabul etti oyunu ama 20. dakikadan sonra özellikle bir 5-10 dakika etkili ataklar geliştirdiler. Ee, bir de 33. dakikada çok güzel bir gol attı Altay, Cebrail ile genç Cebrail, e, Ümit Milli oyuncu. E, Trabzonspor'un e, yine gelmeye başladığını gördük son bölümde ama Altay da tehlikeli kontrol ataklar yapıyor. Diğer tarafta Adana'da. Galatasaray daha çok topla oynuyor ama Adana Demirspor e, uzun toplarla etkili gidiyor özellikle sağ kanadı Yunusun bölgesini iyi kullandılar e, zor tabii iki maçı aynı anda e, e, değerlendirebilmek ama hani kabaca böyle geçiyor e, tempolu oluyor maçlar ama öyle görüyorum ben böyle bir o tarafa bir o tarafa bakayım derken. Ya da kendi tempomuzdan şu şekilde falan gidiyor. Işte. Yok acaba o bizim tempomuz yani. <laughs> bak, maçlarda pek tempo yok. Mesela şimdi Trabzon maçına bakıyorum. Trabzon hiçbir iş oynamıyor. Altay da iyi değil bak. Bak, bak. Yani, yokluğu. Altay da iyi değil. Belli Ama şey olmaya ne olursa başladı. Olursa olsun, <laughs> ne olursa olsun. E, şey, Trabzon'un daha farklı oynaması lazım. Evet. Ama herhalde Bakasetas falan girecek. Öyle gözüküyor. Çünkü orta sahada tek şeyin üzerine kaldı. E, Hamsi'nin Ham Üzerine kaldı. Üzerine. Evet. O da değil. İleride de şey yapamıyorlar top gelmediği için. Kesinlikle bir orta saha ya bir adam lazım. Ömür de tek kaldı. Üretkenlik da, sıkıntısı var. Topu yani, ileriye taşıyamıyor. Şeyi, e, Santrifor Santrafor geri geliyor top almıyor. Santrafor sağa çağa gidiyor top almaya. Yani Santrafor'un orada işi de sen uzun adamsın. Sen ortaya gir. Gelmiyor ortaya top. Altay da iyi değil bakma yani. inanılmaz bir gol attı çocuk. Çok. çok. Yani, o da akarabicinden yani... çıkmaymış. Evet hocam. Bizim Ankara gücü nasıl bırakmış. Evet ya. E burası Süper Lig abi. Bir altlık da oynuyor Ankaragücü. Galihen gelir. E burada da Trabzon daha fazla oynuyor gözüküyor değil mi öbür evet. maçta? Evet. Ama hikaye oynuyor. Yani topla oyna bir şey değil hocam. Yani. Tabi etkili oradan, yerde, oradan, doğru, oradan, doğru yerde, oradan, kritik yani. yerde oynamak önemli. O, o yüzden yani rakip ceza sahasına girmek biraz daha veri. Ben o RCS rakip ceza sahası istatistiklerini daha önemsiyorum ama işte orada da ya son vuruş eksikliği ya son pas eksikliği ön plana çıkıyor. Ama oralara gelmek, oralara kalabalık gelmek biraz daha hani bir gösterge olabiliyor. Hocam gireceksin cezalarına girmeden öğretmeler olmaz. Hocam olmaz yani. hocam. Ee, şimdi e, Trabzonspor'un e, bir skor dezavantajı var. Kenarda Bakasetas var. E, Dorukhan e, bu hafta kenarda bir e, hani şey yapmış hoca, rotasyon yapmış. Yusuf var, Abdülkadir Parmak var, bilemiyorum, herhalde Koyta var. Zaman son haftalarda, son bölümde oyuna girmeye başladı Koyta'da. Herhalde bir hamle gelecekti Abdullah Hoca'dan. Bakasetas ilk oynatacağı adam herhalde. Ne yapar, 60'ı bekler mi bu sefer? Hamsik Bakasetas ömür. O zaman şey alacak tamamen artık. Altay kolay geçer mi bu sefer? Tabii yani bilmiyorum berat alacak beratı fazla çıkartmayacaksın filan bir şeyler yapacaksın